Yəni quyudakı misallarını görüb çıxarmız. Funksiyanın qiymətlər sahasını tapın. Birinci funksiya, ona bu ikinci funksiya. Mana funksiyanın qiymətlər sahasını tapamız. Y-nin 2 dərəcəsi x qoşun 1 taksim x. Kəlizə mana dərəcəsini z ilə belgiləyirik. Yəni mana bu funksiyanın dastlab mana bu funksiyanın qiymətlər sahasını tapamız. Bunda x, x 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. Demak bu funksiyaning aniqlanish sohasi minus cheksizdan 0 gacha va 0 dan plus cheksizlikgacha. Hop, ikkita holni qaraymiz. X musbat bo'lgan hol va x manfiy bo'lgan hol. Hop, kelinglar birinchi musbat bo'lgan holni qaraylik. X katta 0 dan. Bu holda mana bu funksiyani qiymatlar sohasini topish uchun biz mana bu tengsizlikdan foydalanamiz. A plus b katta yoki teng 2 ko'paytiruv yildiz ostida a b. Bunda a va b da manfiy bo'lmagan sonlar. Har qanday manfiy bo'lmagan a va b sonlar uchun mana bu tengsizlik bajariladi. Qachon tenglik bajariladi? Tenglik faqat a b ga teng bo'lgan holdagina mana bu yerda tenglik bajariladi. Agar a b ga teng bo'lmasa, u holda mana bu yerda qat'iy tengsizlik bajariladi. Hop, shu tengsizlikdan foydalanamiz. X musbat bo'lgan holda x qo'shuv 1 taqsim x bular ham musbat bo'ladi har ikkalasi. Mana bu tengsizlikni qo'llasak, 2 yildiz ostida x ko'paytiruv 1 taqsim x teng 2 ni 2 ekanini hosil qilamiz. Demak, mana bu ifodaning eng kichik qiymati 2 ga teng bo'lishi mumkin ekan. 2 ga teng bo'la oladimi? Bunun için x 1 taksim x'e teng bo'ladi mı? Mana bu tengligini ko'ramiz. X teng 1 taksim x. X ga ko'paytirib olsak, x kvadrat teng 1. Bunun ildizlari x teng minus 1 ve x teng 1. Biz x musbat bo'lgan holni qarayapmiz. Demek mana bu minus 1 ga teng bo'lmaydi. X ni o'rniga 1 qo'ysak, mana 1 qo'shuv bu yerda ham 1 hosil bo'ladi. Natija 2 ga teng bo'ladi. Demek mana bu ifoda 2 ga teng bo'ladi ekan. Shu ifodaning eng kichik qiymati 2 ga teng ekan. Bu agar x cheksizlikka qarab ketsa, bu ifodaning qiymati ham cheksizlikka qarab ketadi. Shu sababli bu ifodaning qiymatlari to'plami, ya'ni z funksiyasining x mana bu oralig'ida bo'lgandagi qiymatlari 2 dan plus cheksizlikgacha bo'ladi. Hop, endi x manfiy bo'lgan holni qaraymiz. Ikkinchi hol. Bu funksiya tok funksiya. Tekshirish qiyin emas. Agar x ning o'rniga minus x ni qo'ysak, bu minus z ga teng bo'ladi. Masalan, x ning o'rniga minus x qo'ysak, minus x plus 1 taqsim minus x. Bu teng minus x plus 1 taqsim x. Ya'ni teng minus z. Va mana bu ifodani hosil qildik. Demak, bu funksiya tok funksiya. Tok funksiya qiymatlari 0 ga nisbatan simmetrik bo'ladi. Buni 0 ga nisbatan simmetrik to'plamni olsak, minus 2 cheksiz bu yerda minus cheksizdan. Minus cheksizdan minus 2 gacha. Demak, shunday qilib mana bu to'plamning funksiyaning qiymatlari sohasi mana bu to'plamdan iborat ekan. Ana endi berilgan funksiyaning qiymatlari sohasini topamiz. Endi mana bunday funksiyani qarashimiz mumkin. Masalan, buni z bilan belgilagan edik, bu 2 darajasi z hosil bo'ladi. Bu yerda endi z mana bu to'plamga tegishli. Biz yana z ni x bilan belgilab olib, mana bu funksiyani qarashimiz mumkin. Endi biz y teng 2 darajasi z, bunda z mana bu to'plamga tegishli. Funksiyaning qiymatlar sohasini topishimiz kerak. Lekin z ni yana x bilan belgilab, biz x mana bu to'plamga tegishli. Mana bu yerda ham x yozamiz. Mana bu funksiyaning bu to'plamdagi qiymatlar sohasini topamiz. Shunda berilgan funksiyaning qiymatlar sohasini topgan bo'lamiz. Bu funksiya to'g'risida biz nimani bilamiz? Funksiyaning grafigi. Mana bunday ko'rinishda. Bu funksiya o'suvchi, chunki asosi birdan katta. Mana bu y ga o'xana bir nuqtada kesib o'tadi. Y yo'qini ham davom ettiramiz.
Yani bana bu toplamını karaydık. Minus 8'den minus 2 geçe. O bana minus 2 bulsun bana bir. Ya 2 bulsun. 2 de kıymatı. 4. Minus 2 de kıymatı fonksiyonu. 2 derecesi minus 2. 1 taksın 4. Ama bu toplamda fonksiyonu karaydıken basayı demek, bana bu aralık karalmaydı. Bu aralığını çıkartmıştayız. Bu aralıkta grafik yok. Ve bu fonksiyonun, bana bu x, bana bu aralıkta borgendeki kıymetleri, demek 0'dan 1 taksın 4 geçeyken, fonksiyonun kıymetleri sahası degeni, grafiğinin, fonksiyon grafiğinin y yok, ege proyeksiyası. E bana bir de 0'ga teng bo'lishi mümkün emas. 0'ga teng bo'la olmaydi. Demek 0'dan 1 taksın 4 geçe. Bir taksın 4'ga teng bo'la oladi. Ve 4'dan plus 8'lik geçe. Bana 4'dan plus 8'lik geçe. Bu kısmının grafiğini, bu kısmının y yokluğu proyeksiyası, yani soyası, bana bir yada nur çürürken basayım, bu tamamen soyası, bana bu toplam bulalım. Yani 4'dan plus 8'lik geçe bulalım. Şunu da yakalıp, verilgen fonksiyonun kıymetleri sahası, bana bu toplam eken. Cevap, fonksiyonun kıymetleri sahası, bana bu toplam. Bak, yani kendimiz soruyu ötemiz. Bu fonksiyonun kıymetleri sahasını topuş için bu fonksiyonun kıymetleri sahasını topuş için gelir sinüs x'ini tablam belgeledik. Bana bunu yakıl belgeledik. Sinüs x bana bu aralıkta. Nur pi aralıkta sinüs x musbat. Demek t musbat. Sinüs x'ni en katta kıymeti bu aralıkta. 1 geteyim, pi taksım 2'de. Mesela x deyim, pi taksım 2'de. T deyim, 1 ge. Yani sinus pi taksım 2, 1 geteyim. Demek t'nin en katta kıymatı 1 geteyim iken. Ve 0'dan katta t. Çünkü sinus x 0 geteyim buluşu mümkün olmaz. 0 geteyim bulalımydı. Ve 1 geteyim bulalımydı. 0'dan 1 aralıklı iken. Şimdi kılıp biz bana bir de yenge bir fonksiyonu hasıl kıldık. Y deyim, 2 taksım t, hoşu t taksım 2. Bunda 0 küçük t, küçük yok edin 1. Şuna kalıp şimdi bana bu fonksiyonun kıymetleri sahasını tapamız. Hop, bir de hem yukarıda etirgen tensizliğini korlasa bu arada mı? Bana bu a, biliyorsun b, katta yok edin 2, zosunda a, b. Tensizliğini korlasa buladı mı? O kendini de korlap görüyorduk. Bu biz gene mi verirken? 2 taksım t. T bir yerde manfi olmaz. Nodan katta. T taksım 2. 2 izosu da 2 taksım t köpaytırı. T taksım 2. T'ler kıskarıp giterdi. 2'ler kıskarıp giterdi. 2 kaladı. Bana bu ifadenin en küçük kıymeti 2 yetiğinde bir ayta olamaz mı? Bunun için kaçan bana bir de teyni bacarılarda. Teyni bacarılarda eğer A, B, G, teyni olsa. Şu teyni bacarıladı mı yok ki yok mu? Şunu tekşiramız. Yani 2 taksım T. Teyni. T taksım 2 bulaladı mı? Bir yerden biz T kvadrat teyni 4 ekranını hasıl kılalımız. T mafiymez. T teyni 2. Ve minusu. Bu teyni bana ilizleri 2 ve minus 2. Peki iki de sıkan bana bu aralıkta yemez. Demek t 4'ye teyin bulamaydı. Bana bu teyini becerilişi mümkün olmaz. Demek bana bu ifade 2'ye teyin bulamaydı. Şu sebeple biz bu ifadenin en küçük kıymeti 2'ye teyin deyip et almayız. Bunda ne iş kılış gerek? Yani biz başka bir usulü kullanıyoruz. Kediler bugün hasıla yardımıyla bu fonksiyonun en küçük, en katta kıymet, en küçük ve en katta kıymetlerini kapaydık. Demek bana bu tensizliğinden faydalanılmaz hakemiz.
Funksiyonun hasılasını alalımız. Minus 2 taksım t kvadrat. Ölüyoruz. 1 taksım 2. Ve bunu hem özgertir yazalımız. Umum mehraç 2 t kvadrat oladı. T kvadrat minus 4. Köpeği düşürler gecratamız. T minus 2 t plus 2 taksım 2 t kvadrat. Ve bana bu aralarda biz t 0 ve 1 arasında t bu aralarda bölgende ve bu manfi müsbet müsbet. Demek bu ifade manfi iken. Demek hasıla manfi bu degeni funksiye kemal 3 iken. Bana bu funksiye kemal 3 funksiye iken. Demek bu aralarda nol bir. Bana bu aralığına karar etmez. Bizde malum kemal 3 funksiye özünün en küçük kıymeti gibi, bana bu funksiye kemal 3 bu geldiği için özünün en küçük kıymeti gibi bir değer işaretli. Demek bunun en küçük kıymeti t'nin oranına bir koysak. 2 taksım 1 hoşu 1 taksım 2 2 hoşu 1 taksım 2 ve 2 bütü 10'dan 5. Ve en küçük kıymeti 2 bütü 10'dan 5'e değinir. Yani. Eğer t'nin oranına intilsa şey ya da t'nin oranına intilsa bu çeksiz diye hareket eder. Demek 2 bütün 10'dan 5'ten plus çeksizlikke çeken. Demek bana bir yerde funksiyonun funksiyonun kıymeti çeksizlikke karar getirirken. Demek bir belgen funksiyonun kıymetleri sahası 2 bütün 10'dan 5'ten plus çeksizlikke çeken. Şunu yakalıp cevap bana bu funksiyonun funksiyonun kıymetleri sahası 2 bütün 10'dan 5'ten plus çeksizlik geçer.